söylemek istiyorum. Çünkü çoğu zaman haklı da olarak bana sorarsanız futbol bir ayrıştırma unsuru olarak gözüküyor. Ama şu geldiğimiz nokta itibariyle inanın böyle bir dayanışma takdire şayan bir dayanışmadır. Şimdi bütün çalışmalarımızı, yardım faaliyetlerimizi ve bundan sonra yapacaklarımızı bir çatı altında, federasyonumuzun altında toparlayacağız. O yüzden ne kadar büyük bir millete, halka, vatandaşa sahip olduğumuzu da görüyoruz. Herkes elinden geleni, her şeyi yapmaya çalışıyor, istisnasız. Bütün ülke 85 milyon bu acıyı yaşıyor. Deprem bölgesinde olanların dışındakilerden de bahsediyorum. Bununla beraber hem federasyonumuza hem bizim kulüplerimize, yurt dışı federasyonlardan, büyük takımlardan yardım amaçlı maçlar yapma teklifleri geliyor. Belki bu ara dönemde bu yardım maçlarını organize edebiliriz. Acaba aramızda bir turnuva yapabilir miyiz? Onları konuşuyoruz. Tabii bunları netleştirmek için takvimin netleşmesi lazım. Takvimin netleşmesi için Gaziantep ve Hatay'ın, ki Hatayspor'un biz toplantıdayken çekilme resmi yazısı bize ulaştı. Gaziantep turun belli olunca da önümüzdeki takvim nasıl olacağını kararlaştıracağız. Ama başkanımızın da söylediği bir şey var ki 11 Haziran'a kadar her şeyin bitmiş olması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi finali var ülkemizde. Kontratların çoğu 31 Mayıs'ta bitiyor, oyuncu kontratlarının. Ve diğer taraftan da şunu da söylemek istiyorum. Hatayspor kararı verilmiştir. Gaziantep ne karar verirse versin, futbol paydaşları olarak şunu karar verdik. Bu kulüplerin çekeceği her türlü mali yükü devletimizle, spor bakanlığımızla, gerekirse yayıncı kuruluşumuzla, federasyonumuzla, kulüplerimizle bizler görüşlemek durumundayız diye de aramızda konuştuk. Tabii ben Süper Lig kulüpleri diyorum. Başkanım iş çok daha zor. Alt liglerdeki bütün takımlar, hatta alt liglerde çok daha fazla takımı ilgilendiren bir durumla karşı karşıyayız. Bir de galiba ben atlamış olabilirim siz söylerken ama oynanmayan 4 maç var. Evet. Pazartesi'den 3 maç, bir de Beşiktaş-Antalya maçı var. Bunların da lig başlama tarihi şu an 3-4 Mart diyoruz. Ondan 3-5 gün önce bu maçları tamamlanarak ligi bıraktığımız yerden, yani haftaları kaydırmadan bıraktığımız yerden takvimi devam ettirmek. Tabii burada birkaç, belki 2, belki 3 hafta içi maçı da eklenecek, eklenmek durumunda. Avrupa'da kalan takımlarımız ilerlerlerse ki inşallah ilerlerler, hepimiz ilerleriz. Tabii o da takvimsel olarak başka sıkıntıları da doğuracaktır ama o sıkıntı da yönetmesi güzel bir sıkıntı diyelim. Zor olsa da güzel bir sıkıntı çünkü mutlu bir konu için konuşuyor olacağız. Bunun dışında yayıncı kuruluşlarla da temas geçeceğiz. Onlara da çok iş düşüyor. Verilen fikirlerden bir tanesi belki de ilk iki haftayı, üç haftayı, en azından bir haftayı maçların başlayacağı, tüm halkımızın izleyebileceği şekilde şifresiz yayınlanması fikri çıktı. Onu da yayıncı kuruluşa sunacağız. Onlar da bizler gibi elini taşın altına koyacağından zerre kadar şüphemiz yok. Ama şunu söyleyebilirim, bu felaket senaryonun içinde, bu acının, bu üzüntünün, çaresizliğin içinde inanın, tüm ülke olduğu gibi futbol paydaşları da, futbol ailesi de, federasyonu başta olmak üzere elimizden gelenin fazla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bir nebze olsa, çorbada bir gram tuzumuz da olsa ne mutlu bize. Çünkü çaresizlik dediğim gibi çok zor bir şey. Sporcularımız etkilenmiyor ama bizim çok sporcumuz var ki aileleri etkilenmiş, vefatlar var. Yani evet, deprem İstanbul'a uzak bir yerde, belki Gölcük depremi gibi çok yakın olmadığı için bizi bu kadar etkilemiyor diye düşünebiliyorsunuz. İnanın her anlamda, her açıdan etkiliyor. Fenerbahçe'nin çalışanları var enkaz altında kalan, kendi kulübüm adına konuşuyorum. Sporcularımızın aileleri var, federasyonumuzun hakemleri var, gözlemcileri var. Herkes bir şekilde bu işten etkilenmiş vaziyette. İnşallah Allah'ın da bize vereceği güç ve kuvvetle ve kudretli devletimizle en kısa zamanda yaralarımızı sarar ve bu şehirlerimizi, bu 10 şehrimizi de en kısa zamanda normale dönüştürür. Bunu tabii birkaç sene sürecek bunu yapmak. Bir
konu daha var başkanım, bunu belki paylaşmakta fayda var. İki kulübümüz devam etmediği takdirde görünen o ki önümüz, onlar dondurulacak hakları, ama önümüzdeki sezonda büyük ihtimal 20 takımla da oynanması söz konusu. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar başımız sağ olsun diyorum. Yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Ve etkilenen herkese, başta ülkemiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza da kuvvet, kudret, sabır ve metanet diliyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi onunla ilgili bir çalışma yapacağız. İki tane metot var. Ya birinci devre yaptıkları maçları da, o puanları sileceğiz. Saymama. İkinci devre de oynanmamış olacak. Ya da oynanmış maçları kabul edeceğiz. İkinci devre oynanacak maçlara 3 puan vereceğiz. Bunları bir çalışmasını yapacağız. Ligin kaderini ne kadar etkiliyor, ne kadar etkilemiyor, ona göre karar vereceğiz. O konuda bir netlik yok. Az önce Ali Başkanımız bahsettiği, şu anda biliyorsunuz 19 kulüple mücadele ediyoruz. Normalde 4 takım düşecekti ve 3 takım gelecekti. 18 takımla önümüzdeki yıl devam edecektik. Ama şu anda 2 takımımızın çekilmesi halinde, 2 takım düşecek 4 yerine, aşağıdan 3 takım geleceği için o zaman önümüzdeki yıl 20 takımla Süper Lig devam edecek. İkincilik, üçüncülük ve birinciliği de ayrıca onlarla toplantı yaptıktan sonra onları da netleştireceğiz. Malatya Spor bugün Yılmaz Ural hocamız beni aradı. Bir şeyleri var, rahatsızlıkları var. Özellikle kalecileri biliyorsunuz vefat etti. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, özellikle eşine sabır diliyorum. Onlar da biz kötüyüz diyorlar ama daha resmi bir şey yok. Sadece telefon görüşmeleri var. Onları da değerlendireceğiz. Yarın toplantımız var. Bugün kulüp başkanımız Aydın Bey'le uzun bir görüşme yaptık. Şunu söyledi. Sadece o değil, bir de yardımcı antrenörleri var enkaz altında. Ama şöyle bir şey de söyledi. Bir siyahi bir kişinin enkaz altından kurtarıldığını ama Christian Atsu mu değil mi tam bilinmediğini, ambulansa bindirildiğini söyledi. Araştırıyoruz. Hala bir haber alamadık. Büyükelçilikte, Gana Büyükelçiliği de sık sık arıyormuş. Cevap da veremiyorum diyor. Çünkü acaba çıkarıldı, herhangi bir hastaneye gönderildi belli mi değil, yoksa hala çıkarılmadı mı? Onun için orada bile tam bir netlik yok. İnşallah çıkarılan kişilerin içerisindedir. Temennimiz o. Son olarak gelen bilgi, Avrupa Kulüpler Birliği'nde Türkiye'nin futbol ailesi nasıl yardım yapabileceği üzerine çalışmalar var. Avrupa Kulüpler Birliği'nin üyesi olan, hatta yönetim kurulunda olan birkaç takımda maç teklifleri bize geldi. Federasyonumuza milli takım maçı teklifi geldi. Galatasaray'a, diğer takımlarımıza, Trabzonspor'a, ki Trabzonspor'un durumu biraz özel çünkü 6 gün arayla 2 Avrupa maçı olacak, resmi maçı. Teklifler var. Yani son derece büyük bir duyarlılık var bu konuda. Bu konuda zaten UEFA bize ilk hemen hızlı bir 300 bin euro göndereceğini söyledi. Ayrıca bugün 54 ülkeye UEFA direkt bütün başkanlarına ve genel sekreterlerine yazı gönderdi. Hatta bugün bir gelişme daha oldu. Bizim en büyük müttefikimiz Azerbaycan, özellikle iki devlet bir millet diye adlandırdığımız, onlar biz yardımı UEFA kanalıyla yapmak istemiyoruz dediler. Onlar da bugün bir 25 bin euro yardımı bizim bank hesaplarımıza gönderdiler. Çok şükür Allah'a, nasıl dünyanın dört bir tarafından yardım ve kurtarma ekipleri şu anda deprem bölgesinde faaliyette bulunuyorsa, ülkemiz bu konuda bütün futbol federasyonları da bir taraftan başsağlığı, bir taraftan geçmiş olsun mesajları, bir taraftan onlar gönüllü olarak bütün kulüplere ve bütün federasyonlara yazı yazıyorlar. Acımızı paylaşıyorlar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz.